Bakalım neler yapıyorsunuz. Önce röportajlara bakacağım. Hoş geldiniz. Şimdi hemen Murat'ı seslendireceğim. Murat elini kaldırsın. Aslan Murat, diyorsun ki hemen yakın tarihte yapılan bir röportajda bir tek bir ol değişmiyor. Biz yaşlandık. Eski fotoğraflarımıza bakınca direkt görülüyor diyorsun. Zaten videolarda, fotoğraflarda da belli hepsi. Evet, peki. Evet. Bir ol. Bunun üzerine diyorsun ki geldiğimiz noktada devam edebilmek için devamlı çalışmak, kafayı yormak gerekiyor. Bazı işler rutine bağlar. Ya bizde öyle bir lüks yok diyorsun. Aynen öyle. Bizim çalışmamız lazım abi. Ama bir tek bir ol değişmiyor hakkında bir şey söylemiyorsun. Söylüyorum. Bende saç olmadığı için değişiklik fark edilemiyor çok fazla. Sende hiçbir değişiklik yok hakikaten. Bu deli edici bir şey. Yok, çıkmıyor abi. Böyle kaldı. Ya bunun çıkmasıyla alakası yok. Değişmiyorsun. Çok genç görünüyorsun. Teşekkür ederim. Kabul et aslında. İlker. Buyurunuz. Diyorsun ki müzik oturaklı olgun bir havan olmasını da gerektirmiyor. Doktor olsak yaşlanırdık herhalde ama biz her türlü 18 kalabiliriz, sıkıntı olmaz diyorsun. Öyle mi demişim? Çok iddialı bir şey söylemişim. 18 böyle olmasa bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama yani genç kalmak gerekiyor tabii. İlker, diyorsun ki ego ve para aslında grupların dağılma sebebi. Biz bulunduğumuz yere zor ve uzun bir sürede geldik. Mesleğimizi sorana müzisyeniz dememiz epey zaman aldı diyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü başka işler de yapıyorduk. Onların hepsini bırakıp sadece müziğe odaklanmak. 2010. Evet. Ama hiçbirinizin söylediği birbirini tuttu. İşte grup olmak böyle bir şey. Her kafadan bir ses. Bu toplu bir röportajı galiba. Posta gazetesiyle yapılan. Ayrı ayrı mı yaptınız röportajı? Muhtemelen. Öyle gözüküyor. Birbirimizi ağabeyi sonra ben toparlamış oldum. Belli. Herkes kafasına göre. Ama o röportaj biraz karıştı. Lafını geçtim abi ama. Sonra benim 2004'teki röportajımızdan alıntı koymaya çalıştılar oraya. Fakat sonra bir geldi röportaj. Aslında 2004'teki röportajı direkt koymuşlar falan. Değil mi? Ortalık karışmıştı orada biraz. Doğru. Peki bu arada şunu da garip karşılıyorum. Çünkü hepiniz çok yakışıklı ve sağlıklı görünüyorsunuz. Bu beni sinirlendiriyor. Biroğlu 78 doğumlu. Arda İnceoğlu. O da mı burada? O da burada. O da 1982 doğumlu. İlker 80 doğumlu. Murat 81 doğumlu. Aslında aslında genç değilsiniz yani. Hiç bu arada, değil. Bu arada bu sene 20. yılınız. Aynen. Bu sene 20. yılımız. Aynen öyle. Vallahi ilk albümümüzün 15. 15. Evet. Çok acayip bir şey ya. Yani 99'da kuruluyorsunuz ve böyle bir şey umuyor muydunuz? Ne düşünüyorsunuz? Abi, hiç ummuyorduk. Yani hayal ediyorduk belki ama hedeflemiyorduk bile. Böyle şeyler olur olmaz. Biz tamamen pazar günleri müzik olsun, bir stüdyoda takılalım diye başladık. Sonra bir barda çalmaya başladık. Sonra bir gece o zaman Evren'de vardı. İkimiz kala kaldık programa 3 saat kala. Ne yapacağız diye elimiz titrerken sağ olsun Murat'ı aradık. Murat zaten biliyordu şarkıların çoğunu. O geldi. Bir ertesi hafta İlker ve tekrar gerçek gripini oluşturmuş olduk. 2000 yılının ortası, 2001 gibi. Arda yok değil mi gerçek gripinde? Arda yok. Hala yok aslında Arda. Nasıl o zaman oldu da. Ama çok hızlı geçti. Dolu dolu geçti. Çok güzel şeyler yaşadık. Şanslıyız. Kendimizi şanslı